Koronavirüsünden dolayı alınan tedbirlerden sonra işlerinizde düşüş yaşandı mı? İşlerde zaten çok düşüş vardı ama bu koronavirüsünden sonra iyice düşüş oldu. Sayın Cumhurbaşkanı dün açıklama yapıyor. Ekonomik paketlere destek vereceğiz diyor. Fakat bu verdiği destek biz işçiler için geçerli olan bir destek değil. Bu sadece patronları ve zengin kısmı ilgilendiren. Mesela duyduğuma göre Amerika'da Donald herkese biner dolar verecekmiş. Bizim Sayın Cumhurbaşkanımız burada en azından diyebilir ki ya ev sahiplerine 2-3 ay ev kirası almayın. Ceyran ödemesinler. Doğalgaz ödemesin. Biz... Yani çözüm ertelemek değil de kendilerinin bu giderimi. Zaten şu an bize bir şey yok ki. Biz 6 ay sonra söyleyeceğiz. Ben yeni işe başlamışım bir yerde. Gittiğim yerde dükkan kapandı. Hani ekonomik zaten kriz düz boyuydu. Şimdi bu virüs olayından sonra iyice patlak verdi. Cumhurbaşkanı açıkladı o 21 paket bizi ilgilendi mi zaten? Bize yaramıyor. Yani bize yararımıza dokunacak bir şey yok. Hiçbir şey yok. Ha bize yararımıza olan bir şey olur. Der ki 3 ay 4 ay ev kiralarını devlet ödesin. Doğalgazını, ceyranını, suyunu devlet ödesin. Eyvallah. Ben şimdi 3 ay sonra 4 ay sonra nasıl ödeyeceğim? Zaten şu an ödeyemiyorum. Benim şu an 1000 lira. Şu an bile zorlanıyoruz. Tabii canım 1000 lira. Ödeyelim. Şu an zaten benim 1000 lira doğalgaz borcum var. 3 ay 4 ay olacak 4-5 milyar. Ben nasıl ödeyeceğim? Zaten krizler... Bu durumda insanlar ne yapacak? Yani nasıl bir çözüm önerisi olacak? İnsanlar kendi kendine ne yapacaklar? İnsanlar bir şey yapacak yok ki zaten. Bizim milletimiz zaten bir şey yapmaz. Ancak dua eder. O başka bir şey yok yani. Çünkü bizim şu ülkemizde garibanı düşünen hiçbir parti yönetimi yok. İsim versem olur mu? Rahmetli Erbakan dışında işçi kısmını düşünen hiçbir lider olmadı bugüne kadar. Gerçekten esnaf çok kötü durumda. Ki büyük esnafı da etkiledi bu. Tabii ki bunun altında küçük esnafları da etkiledi bu. Gerçekten şu anda devletimiz bu küçük esnafa da büyük bir yardım etmesi lazım. Bunu nasıl bir yardım söz konusu olabilir? Yani ne yapılabilir? Maddi ve manevi olarak gerçekten çok büyük bir yardım etmesi lazım ki devletimiz yine yardım ediyor sağ olsun. İnsanlar, bence insanlar, Türkiye gerçekten 15 Temmuz'da da bunu gördük. Gerçekten birbirimize bir... beraber olmamızı bence düşünüyorum. Herkes birbirine yardım etmesini düşünüyorum. Türkiye eğer birbirine... Birlik olması lazım. Aynen. Birlik olması lazım. Ki olmazsa gerçekten Türkiye çok kötü durumda olur. Ve şu var. Gerçekten Türkiye olmazsa başka bir gideceğimiz yer yok. Çok yüksek miktarda düştü. %80'e varan miktarlarda aşağı düştü. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün tedbirler paketini açıkladı. Ama biliyoruz ki bu dar gelirliği ve esnafı çok memnun eden bir paket değildi. Bunun hakkında ne söyleyebilirsiniz? Bunun hakkında alınan tedbirler, yani yetersizi bırakalım. Böyle bir gündeme geçiştirme gibi bir tedbirlerdi. İnsanların sadece avutmak için yapılan bir eylem miydi? Doğrudur. Avutmak. Yani esas tedbirleri almak gerekirse çok detaylı. Nasıl tedbir alınmalı sizce? Ekonominin zaten dip yaptığı bir ülkeyiz biz. Koronavirüsüyle beraber daha da çukura inme vaziyetine gelen bir ülkede tedbir şudur. Önce can damarı olan bu memleketin şeyi değil, iş adamları değil. Önce küçük esnaftan başlar, işçi ve iş adamına doğru gider. Önce bunları canlı tutmak lazım. Hayata geçirmek için bir takım ekonomik güzellikler sağlaması lazım. Sosyal devlet anlayışında olan bir hükümet, devlet. Bu nedir? İşte kirasını ödersin. İzdamda bulunan elemanların çıkmaması için ödenek çıkartırsın. Ama bu bir ay olur, iki ay olur, üç ay olur. Süreç ne kadarsa. Bu şekilde evine ekmek götüremeyen arkadaşlarımıza aynı şekilde süreç içerisinde onlara belli bir totalde bir para verilmesi gerekiyor. Yani Amerika gibi dış ülkelerdeki, atıyoruz işte İsviçre gibi olan ülkelerin devletlerinin çıkartmış olduğu ödenekler insanlara yansıması sosyal devlet anlayışını gösterir. Madem ki sosyal devlet diyoruz biz, bu tedbirlerin öncelikle ivedilikle alınması gerekiyordu. Kredi borçlarının veya su faturaların ertelenmesi bir çözüm mü sizce? Hayır. Ne yapılması gerekiyor sizce? Bence öncelikle kira, kredi borçları, bunları bir kalemde, tabii o kadar gücümüz yok belki ama bir kalemde silmelerinde fayda var.
en azından insanları rahatlatmaları gerekiyor. Bu potansiyel de zannediyorum ki var kredi kartlarında. Çünkü insanlar kredi kartında yaşıyor zaten bu ülkede ekonomik çöküntüden dolayı. Ben olsam en azından kredi kartlarını rahatlatırdım, ödemeleri yapardım. Ücretsiz işten çıkarmalar söz konusu. Binlerce insan mağdur oldu. Buna rakamlar ne söyleyebilirsin? İnsanlar nasıl geçinecek bu durumda? İşte bu dediğimiz gibi tedbirleri, ekonomik tedbirleri almazsanız insanlar geçinemez. Bu tehlikeli bir durum yaratır, kaos yaratır. Yarın ömür Allah korusun diyoruz. İşten çıkarttık. Çıkarttık da bu insanlar ne yiyecek? Bunun tedbirini dedik ya az önce ivedilikle üstümüzde bizi yönetenler alacak. Yoksa çözüm değil o. İşten çıkarmak. Peki işleriniz bu şekilde giderse ne yapmayı düşünüyorsunuz? İşlerimiz bu şekilde vallahi bir basın mensubu olarak size şöyle diyeyim. İşini kaybetmek kadar kötü bir şey yok. Ne yapabilir? Devletine, devlet baba dediğimiz devlet babaya sığınmak zorunda. Ama devletimiz bize, halkına bu durumda nasıl bir çözüm üretir ben bunu düşünemiyorum şu anda. Düşüş ne kelime? Örnek veriyorum 1000 liradan 300 lira düşünün. Yani ne kadar olduğunu siz düşünün işte. Yani şu anda insanlar dışarıda zaten. Hiç kimse yok. Herkes evinde. Kimsenin dışarı çıktığı yok yani. Kazanamıyoruz diyorsun. Kesinlikle. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün tedbirler paketini açıkladı. Fakat bu tedbirler paketi gerek alçak gelirli gerekse esnafı pek memnun etmedi. Kamuoyunda büyük tepki söz konusu. Ne düşünüyorsunuz? Alçak gelir diye bir şey yok. Düşük gelir. Alçak gelirliye kesinlikle değil bu. Yani şöyle örnek vereyim. Ben kahveciyim. 3 tane çocuğum var. Kahve benim gelirim. Beni kapattı. Benim kiramı kim ödeyecek? Elektriğimi, suyumu, kiramı kim ödeyecek? Benim sigortamı kim ödeyecek? Evdeki çocuklarıma kim bakacak? Bu kadar basit. Daha fazla söz acet var mı yani? Ücretsiz işten çıkartmalar söz konusu. Binlerce insan mağdur oluyor bu konuda. Bunun hakkında ne söyleyebilirsiniz? Bu insanlar nasıl geçinecek? Nasıl evlerine ekmek götürecekler tabiri caizse? Yani şöyle bir şey var. Bizim devletimiz var. Devletimiz var. Şimdi normal şartlarda bu soruyu normal şartlara gidip büyük bir bakana sormanız gerekiyor normalde. Neden? Çünkü onlar bu işin çözümü kendilerince. Ama şimdiki şu 100 bin liralık pakete baktı, 100 milyarlık pakete baktığınız zaman bir bakın bakalım küçük esnafa ne kadar yarıyor bunun. Aynı zamanda bu pakette bazı vergi borçlarının 6 ay sonrasına erteleneceği söyledi. Sizce ertelemek bir çözüm mü? Almasın. Ertelemek ne? Yani çözüm almamak yani şimdi, vergide. Şimdi zaten iş yok. Alsın beni 2 hafta kapatsın. Alsın beni bir ay kapatsın. Tedbir mi? Herkes girsin mi? Girsin. Benden almasın canım 2 ay kira, elektrik, su, doğalgaz. Ne olacak yani? Kiramızı ödesinler. Hayır. Kiramızı öde. Şeyle kişilikle alakalı olabilir. Benim ev sahibi, dükkan sahibim der ki bir aylığını ben almayayım senden. Niçin? Çünkü iş yapmadın. Ama benim elektriğim, suyum, doğalgazım. Bunu devlet ödesin. Nerede? Hani kefen parası nerede? Hani bir kefen parası vardı devletin. Hani savaşlarda efendime söyleyeyim çok büyük böyle şey olduğu zaman böyle bir durumlarda mikrobik salgı olaylarında. Nerede bu para? Bana şimdi bu para yaramayacaksa benim şimdi bu hiçbir işime yaramayacaksa ne yapayım ben bu parayı? İşleriniz bu şekilde devam ederse daha doğrusu esnaf bu şekilde devam ederse ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ne yapabilirim? Yani kilidi vuracağız yani bu kadar basit. Tabii ki %80 civarı düşüş var. Yani gelen müşterilerimiz olsun biz olsun şu an tedirginiz. Ve bir önlem alınmadığı için çalışanlar için biz de şu an tedirginiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün tedbirler paketini açıkladı. Ama bu dar gelirliği aynı zamanda esnafı pek memnun etmedi. Ne düşünüyorsunuz? Bence de etmedi. Şu an ben burada çalışıyorum ama şu an belki para kazanmıyorum. Çünkü gelen müşteri sayısı az. Alt kesim için hiçbir şey yapmadı dediğiniz gibi. Mesela şu an bir kahvehane düşünün. Orası kapalı. Bu adam evine ekmek nasıl götürecek? Nasıl geçinecek bu insanlar? İşte nasıl geçinecekler? Cumhurbaşkanımızdan ben de isterdim ki alt kesim için bir şeyler söylemelerini beklerdim. Nasıl bir çözüm önerisi sunarsınız peki? Siz olsanız ne yapardınız? Yani en azından derdim ki işte bu ay sigorta primlerini ben ödüyorum. Çalışanların maaşlarını devlet olarak biz size destek olacağız diye bir şeyler söylemesini beklerdim ama hiç öyle bir cümle... Ertelemek çözüm değil mi? Bence yani olmayan şeyi ertelesen ne olacak? Para kazanamıyorsun. Elektrik, sular, doğalgazlar, aynı zamanda vergiler hakkında ne söyleyebilirsiniz? İnsanlar bu borçlarını ne yapacaklar? Bunlar biriktiğinde nasıl ödeyecekler? Bence şu an devlet olarak elektriği, suyu, doğalgazı finanse etmeleri lazım. Devlet olarak onların etmeleri lazım. Kesmeyecek, ödetmeyecek bir şeyler yapmaları lazım. Devlet niçin vardır? Sosyal devletin.
Anlamı bu. Anlamı bu. Yani biz varsak onlar var, onlar varsak biz varız ama... İşler böyle, bu şekilde devam ederse siz ne yapmayı düşünüyorsunuz kişiler olarak? Valla şu an işler böyle giderse, yani şu an belki maddi olarak dayanma gücüm var ama 2 ay sürecinde böyle devam ederse artık yani orasını Allah bilir belki... Ücretsiz işten çıkartmalar söz konusu. İnsanlar, binlerce insan mağdur oluyor bu durumda. Bunun hakkında ne söyleyebilirsiniz? Bence kötü bir şey. O insan nasıl ücretsiz izni, cebinde para yok, izine çıksa ne olacak? Yani hırsızlık mı yapacak? Yani mutlaka bir şey yapacak bu insan. Evet. Ne gibi bir düşüş yaşandı? Yani mali olarak çok düşüş yaşandı. İşimiz yok. Gelen giden de yok. Yani bu şekilde giderse çoğu esnaf kapatır. Yani devletin sizce nasıl bir çözüm üretmesi gerekir? Devletin üretmesi gereken çözüm aslında sadece kıraathaneler, kahvehaneler değil de bütün işyerleri kapatıp işverene şey önermesi lazım. Hani kapatın. Bütçesini mi ödemesi? Bütçesini ödemesi lazım veya demesi lazım ki verginizden düşeyim. Vergi borcunuzdan düşeyim işte 5.000 lira mı, 10.000 lira mı? Ertelemek çözüm değil değil mi kardeşim? Ertelemek çözüm değil. Doğru. Sileyim desin. İşçinin, mesela işçi biz çalışan olarak işçinin giderlerine yardım etmesi lazım. En azından bir 1.000 lira verip 2 hafta herkesi kapatması lazım. Yani bu şekilde çözüm alınırsa bir şey olur ama... Bu şekilde giderse ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bu şekilde giderse tabii mali çöküş olacak. Yani çoğu işyerler kapatır. Yani durabildiğimiz kadar ayakta duracağız. Duramazsanız ne olur peki? Yani nasıl geçinmeyi planlıyorsunuz? Bir planınız, programınız var mı? Yani bir planımız, programımız yok maalesef. Yani kötüyü düşünmüyorsunuz. Kötüyü düşünmüyoruz. Ücretsiz işten çıkartmalar yaşandı. Bunlar hakkında ne söyleyebilirsiniz? Yani bunlar hakkında ne söyleyeyim? Yani Allah yardımcımız olsun. Ne diyeyim yani? Yapacak bir şeyimiz yok. Yani bunu devlet karşılayabilirdi. Elektrik su faturalarına. Elektrik su faturalarına gider olarak dediğim gibi yani mali yardım edebilirdi. Ama şu anda durumumuz hiçbir yardım yok. Durumumuz tabii kötü. Yani Allah yardımcımız olsun. Tedbirlerden dolayı değil de yani işte tedbirlerle alakalı tabii. Sokakta kimse yok. İşleriniz nasıl? İşler durgun. Haliyle durgun. Nasıl geçiniyorsunuz yani? Tek geçim kaynağınız burası. Burası. Tek geçim. Emekliyim. Emekli maaşım var. Öyle. İşler bu şekilde devam ederse ne yapmayı planlıyorsunuz? Kapatmayı. Yani böyle gitmez çünkü. Yani olmaz diyorsunuz. Olmaz. Olmaz evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün tedbirler paketini açıkladı. Fakat bu kamuoyunda düşük gelirliği ve esnafı pek memnun etmedi. Ne düşünüyorsunuz? Valla çok fazla da şey yapmadım, izlemedim ama herhalde bir çareler bulurlar yani, düşünürler, yaparlar. Nasıl bir çare bekliyorsunuz peki? Ne olsa size iyi? Esnafa bir katkı yapmaları lazım. Yani işlerin kiralar durmuyor, masraflar durmuyor. Doğalgaz, elektrik, su hiçbir şey durmuyor. Masraflar yürüyor. Ücretsiz işten çıkartmalar oldu. Onun hakkında ne söyleyebilirsiniz? İnsanlar nasıl geçinecek? Yazık tabii, nasıl geçinecek? Yani zor, durum zor ama bu sadece bizi ilgilendiren bir mevzu da değil. Bütün ülkeyi ilgilendiren mesele yani. Dükkanınız kira mı? Kira, kira. Esnafın işi zor. Yani asgari ücretle geçinenin de işi zor. Gerçi onlar alacağı maaşa bakarlar ama işten atılmalar falan olursa da çok zor. Çok daha beter günler gelir ki bundan... Koronavirüsünden daha mı tehlikeli bu ekonomik kriz? Ekonomik kriz koronavirüsünden daha mı... Yani daha mı tehlikeli bilmiyorum ama ekonomik krizi aşmak lazım. Eğer ekonomik krizi aşamazsak yani... Korona krizini zaten aşamayız. Yaşandı. Dışarıda insan yok. Herkes evine kapandı. Yani çoğu iş yerleri kapandı zaten. Ve evinde yatıyor millet yani. Yok iş. İnsan yok dışarıda. Bu şekilde giderse ne yapmayı düşünüyorsunuz? Yani işler bu şekilde düşüşe geçerse? Kapatıp gidip yatacağız herhalde. Ne bileyim. Nasıl geçinmeyi düşünüyorsunuz? Nasıl geçineceğiz? Kapattık, iş bitti. Biz günlük yaşıyoruz. Günlük yaşıyoruz yani. Çalışıyoruz ödemelere. Çalışıyoruz ödemelere. Kenarda paramız yok ki. 3 gün yatsak 3 gün açız. Yani... Esnafa ne faydası var? Şimdi biz kapatsak bize ne faydası olacak? Ekonomik bir kriz söz konusu mu olacak? Tabii ki. Daha da büyük geliyor zaten. Ücretsiz işten çıkarmalar söz konusu. Onun hakkında ne söyleyebilirsiniz? Yani şu anda insanları zorda bırakır. Çok zorda bırakır. Aç bırakır yani.
Tabii ki. Nasıl bir düşüş? Yarı yarıya. Evet. Yani nasıl geçiniyorsunuz peki? Olanla yetineceksin işte. Devletin verdiği kararla. Tek geçim kaynağınız bu dükkan. Burası aynı. Doğrudur. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan dün tedbirler paketini açıkladı. Bu... Dinlemedim. Evet. Çok haber yani... dinlemiyorum artık. Bu esnafı pek memnun eden bir haber değildi. Değil. Yani nasıl olacak bu şekilde giderse? Bakıyoruz, izliyoruz. Ne yapacaksınız peki işler bu şekilde devam eder? İlla ki bir sonuca varılacak. Nasıl bir sonuç? Bekliyoruz. Beklemekteyiz. Evet, beklemem. Kredi borcunuz veya herhangi bir borcunuz yok, var mı? Yok. Peki olan insanlar ne yapacak? Bakacak işte, o da çaresine bakacak. Kaç kere ama?